Tamam, hadi gel, bekliyoruz. Ya annemler tutturdu, geleceğim, gelinimi göreceğim diye. Merak ediyorlar seni. Esma da merak ediyor, bir gelsinler görsünler ha. Gelsinler tabii. Yok, fazla kalmazlar zaten. Yani küçücük odada ne kadar kalabilirlerse o kadar kalırlar herhalde. Yasin, yanlış anladın. Yani demek istediğim şey kötü karşılaşmalar olmasın. Yok, tamam, anlıyorum. Gelsinler bir görsünler. İçleri rahat etsin, ben onlarla beraber çıkarım zaten. Kahvaltım geldi. Günaydın. Günaydın. Şey, Selin Hanım, babanız sizi atölyede bekliyor. Bir iki gün yataktan çıkmamam gerekiyordu. Babam unuttu galiba. Ben hatırlattım ama bekliyorum dedi. Kahvaltı etmemi bekler herhalde. Yani bir şeyler yiyip ilaç içmem gerekiyor. Tamam. Ben söylerim. Sen kendi kardeşine inanıyorsun, ben kendi kardeşime inanıyorum. Doğal sonuç. Ya bunda bir sıkıntı yok ama sıkıntı nerede biliyor musun? Ben doğmamış yeğenimi kaybediyorum ve sen benim kardeşimin yalancı olduğuna inanmamı istiyorsun benden. Gerçekten çok sakinleşmişsin Sinan. Ya neden Azan? Bana bir açıklasana şunu. Senin kardeşine inanmaya hakkım var, benim kardeşime inanmaya hakkım yok. Neden, açıkla? Keşke açıklayabilsem. Ne imalı cevap ya. Ya hiçbir ima falan yok Sinan. Maalesef ima bile edemem. Ya Sinan, Sinan biz bunu daha önce de yaşadık. Ya sana göre bütün deliller Ece'yi işaret ediyordu. Ama Ece suçlu değildi. Değil mi? Yani ya şimdi de öyleyse? Ya tamam, ben sıkıldım. Gerçekten sıkıldım ya. Bir şey hoşuna gitmeyince hemen sıkılıyorsun zaten. Ya ben gerçekten yoruldum Azan. Babamdan da, Kerime'den de, herkesten, her şeyden yoruldum ben. Aramızdaki uzaklıktan da yoruldum. Kerime'den beri uzak olan sensin Sinan. Evet. Evet, ben de senden uzağım. Ama bak, sebebini söyleyebiliyorsun. Peki senin sebebin? Sen neden uzaksın bizden Azam? Ben uzak falan değilim. Uzaksın. Ama bak, sen benim sebebimi biliyorsun. Ben senin sebebini bilmiyorum. Süper. Süper. Bakın, ben Yağız Egemen olarak kiracınıza kefilim. Evet, yakından tanıyorum. O benim kardeşimin kız arkadaşı. Lütfen biraz daha süre verin, tamam mı? Merak etmeyin, paranızı da geri alacaksınız. Bir sorun olmaz. Anlaştık. Teşekkürler.
Neler aldın ya? Vallahi şu sıkıcı ve sağlıksız bekarevi buzdolabına bir el atayım dedim. Madem yemek olayına gireceğiz ve misafirler önemli, full organik buzdolabına merhaba de. Merhaba meslektaşım. Yani kafanı dağıtmak istemiştim ama senin aklın selinde tabii. Nasıl? Toparlayacak gibi mi? Toparlayacak inşallah. Yani kolay değil. Yapacak bir şey yok. Sen kimle konuşuyordun telefonda? Hazan'ın ev sahibi. Hazan evsiz kalmak üzere. Ya hayır, ben senin bu babanın olayını da anlamadım yani. Doktor kendisi söyledi, duydu. İki gün dinlenecek dedi, yataktan çıkmayacak dedi. Ne diye seni ayağına çağırıyor ki? Hayır, herkesin mi kafası kaçtı, ben anlamadım. Vallahi ben artık şaşırmıyorum. Küçük karısı dün gecenin hesabını sormasını istemiştir. Dün yaşadıklarından sonra hiçbir şey canımı acıtamaz artık. Ağrım da olsa, sızım da olsa ben giderim babamın ayağına. Yasin, babam o kadının gerçek yüzünü görene kadar bana baba şefkati yok. Beni ayakta tutan şey kocamın şefkati. Merak etme, annenler gelmeden biz konuşmuş oluruz. Sana babaya. Ne oluyor? Baba. Kusura bakma, geç kaldım. Hala ağrılarım var. Doktor bir iki gün daha dinlen demişti, yataktan çıkma demişti ama buraya çağırdığına göre unuttun galiba. Yapma kızım, yapma. Yok, yanlış anladın beni. Ben niye beni buraya çağırdın demiyorum. Numara yapmayı bırak Selim. Bırak. Anlamadım. Ne numarası baba? Bebeğini dün düşürmediğini de, dış gebeliğine ne zaman son verdiğini de çok iyi biliyorum. Yok, ben dilekçemi verdim. Derslerimi dışarıdan takip edeceğim. Vakti gelmişti zaten. Çok sağ ol merak ettiğin için Burcu. Burcu, ben seni sonra arayayım ya. Tamam. Görüşürüz. Bir şey mi var Kerime Hanım? Kerime Hanım. Ablaya ne oldu? Senin benimle bir sorunun mu var? Bak hala bakıyorsun, cevap bile vermiyorsun. Sinirlerimi bozuyorsun artık ya. Ece, ne oluyor, sen kimle konuşuyorsun öyle bakayım? Fazilet, senin kızın sinirleri bozulmuş. Sen düzeltirsin artık. Ya bu kadın olayı ne ya? Şu laflara bak, nasıl konuşuyor bu benimle böyle? Anan gazını alır onu şimdi. Sen hiç merak etme. Anan onun icabına bakar. Tek derdin Kerim olsun.
önce ablan, sonra da sen. Bekle bakalım Ecehan. Bekle. Sıra sana da gelecek. Seninle her şeyi enine boyuna konuşmanın vakti geldi artık Kerime Hanım. Baba, o kadın nasıl korkunç bir yalan uydurdu ve sen buna nasıl inandın gerçekten anlamıyorum. Yapma kızım. Bunu bana da kendine de yapma. Baban olarak yalvarıyorum, yapma. Ece bana hiçbir şey söylemedi. Ben her şeyi kendi yöntemimle araştırdım. Bir süredir doktora gitmeyi ertelediğin için zaten huzursuzdum. Peşine düştüm ve her şeyi öğrendim. Karşıma bir şey çıkacağını biliyordum ama bu kadarını hayal etmemiştim doğrusu. Tamam. Beni yakaladın. Dün öğrendin. Peki niye bir şey söylemedin baba? Ben zavallı gibi orada düşük numarası yaparken niye benim yüzüme vurmadın baba? Yüzüne vurmak mı? Ben senin babanım kızım. Cezam ne olacak? Ne zaman toplayayım eşyalarımı şimdi mi? Ne cezası Selin? Sen bizi de kendini de kandırdıktan sonra cezanın ne önemi var? Sen beni anlamıyorsun. Ben senin yalan söylemenden ya da yaptığın hatalardan daha çok bunu neden yaptığınla ilgileniyorum. Bir baba olarak seni yetiştirirken nerede hata yaptım? Bununla ilgileniyorum. Artık buradan başka hiçbir yere gitmiyorsun. Benim sana yardım edebilmem için o adamla burada kalmana izin veriyorum. Ben sana yardım eli uzatıyorum Selim. Sen de bu eli tut. Sorun her neyse hep birlikte üstesinden gelelim. Sorun her neyse mi? Baba sen gerçekten sorunun ne olduğunu görmüyor musun ya? Ece ile hiçbir alakası yok. Senin psikolojik olarak benim düşündüğümden çok daha fazla yardıma ihtiyacın var Selin. Tamam. Benim yardıma ihtiyacım var. Ben herkese yalan söyledim, sizi kandırdım. Ama sen de bizi kandırdın baba. Ne yapacağız o zaman? Bir şey söyle bana. Ne yapalım? El ele tutuşup baba kız terapiye mi gidelim? Sen neden bahsediyorsun? Karının, kocamın bebeğini taşımasından bahsediyorum baba. Kocamın bebeğini kardeşimiz diye yutturmandan bahsediyorum. Hangimizin daha çok yardıma ihtiyacı olduğunu bir daha konuşalım istersen. İyice zıvanadan çıktın sen kızım. Kız aklın başında mı senin? Önce bana düşman oldun, sonra büyük kızıma kafayı taktın, şimdi sıra geldi Ece'ye. Ne istiyorsun sen bu Ece'den be? Sen benim küçüğümden ne istiyorsun acaba? Küçüğüm. Her türlü haltı yemiş ama küçüğüm ha. Ay nasıl küçükse artık. Bana bak Kerime, senin ağzını torba gibi büzüveririm ha. Şakam yok. Kızımı diline dolarsan hiç şakam yok biliyorsun. Uğraşma benim kızlarımla. Kellen benim avucumdayken sen hangi cesaretle benim küçüğümle uğraşıyorsun acaba? Ha? Cinayetin delili gün gibi ortadayken. Benim kızım bir düğünü vardı hatırlar mısın? Ha? Hani orada bazı görüntüleri Fazilet kaydetmişti telefonuna. Hatırlayıverdin mi onları? İşte o görüntüleri Fazilet ne yaptı biliyor musun? CD yaptı. CD. Ama nerede o CD? Aa! O CD nerede olabilir? Kim bilir nerede valla? Fazilet'in parmağının ucunda. Ya Kerime Hanım. Fazilet'in canı isterse o CD'yi internete gönderir, bütün Türkiye'ye duyurur. Fazilet'in gene canı isterse emniyete verir o CD'yi. İşte Fazilet bu. Canı ne isterse, artık hangisine kısmetse. Anladım. Sen karşına çıkan herkesi böyle pısıtırıyorsun. İnsanların açığını yakalayıp avlıyorsun. Senin hiç açığın yok mu? Hı? Sen hiç korkmuyor musun? Bak, yılda o kadar insan sana düşman. Yasemin Hanım, Selin Hanım,
Masum küçüğünün eski yavukulusu. E bir o kadar da dışarıda vardır. Daha sayayım mı? Say say, çok heyecanlı oluyor. Ama en başa kendini koyarak say. Anladım. Tamam. Çok iyi avcısın. Ama bu dünyadaki tek avcı sen değilsin Fazilet Hanım. Hiç korkmuyor musun sen bir de senin açığını yakalar ava giderken avlanırım diye ha? Bana bak Kerime. Ben avlana avlana avlamayı öğrendim. Hiç kafayı takma sen bana. Beni düşünme. Sen benim gözüme batmamaya bak. Olur mu? Eğer kızlarımı diline dolarsan... hiç şakam yok. Hiç şakam yok. Hazır oğlumcuk olmuşken... halimallah boylayı verirsin Kodes'e ha. Andolsun. Elin, kolun, dilin kızlarıma değerse... hiç şakam yok. Kozum elimde. Sakın aklından çıkarma bunu. Sakın. Kerime. Ben senin o kozunu elinden alayım da... görsen. En acı olanı neydi biliyor musun baba? Kimseye. Kendime bile söyleyemezsem de... seni ve o kadını her gördüğümde hayır diyordum. Hayır. Hayır. Babam o kadını sevmiyor. Ne bileyim. Annemin acısı, yaş bunalımı. Bir anlık zaafına yenildi, bir hata yaptı ve o kadın hamile kaldı diyordum. Ve babam da bu evliliğe mecbur kaldı. Ben kendimi böyle avutuyordum baba. Çünkü annemden sonra sen o kadını sevemezdin. Annemden sonra sen o kadını seviyor olamazdın. Selin, ben o kıza... Sen o kıza yardım eli masanını anlatma bana baba. Sen... sen o kıza aşık olmuşsun baba. Annemin o fotoğrafı gördüğü ilk gün... hatta Sinan'ın o gece söylediği gibi sen o kıza aşık... Selin... lütfen artık devam etme. İkimiz için de. Rica ediyorum senden. Susacağım ben. Susacağım ben baba. Ama seni utandırmamak için değil. Kendi midem için susacağım. Ama sen... o kadına yaptığın sözde fedakarlığı kızın içinde yapacaksın. Kocamın her şeyi öğrenip bu sözde evlilikten kalan küçücük, küçücük saygınlığımızı da yitirmek istemiyorsan yapacaksın. Sen beni babanı tehdit mi ediyorsun? Tehdit etmiyorum baba. Tehdit senin karının karnında. Ben senin kızınım. Senin kızınım ben. Ama o kadın senin arkana sığınıp benim kocamın çocuğunu doğuracak. Ve ben de uslu uslu kenara çekilip o çocuğa kardeş diyeceğim, öyle mi? Böyle bir şey olmayacak. İstersen beni saat başı terapiye gönder, böyle bir şey olmayacak. Ne istiyorsun sen Selin? Nereye varmak istiyorsun kızım? Varmak istediğim yere vardığımda her şeyi göreceksin baba. Ve sen bu süreci elin kolun bağlı olarak izleyeceksin. Sen o kadının elini tuttuğun sürece senin ellerin dolu. Siz Yaz Bey'le birbirinizden gözlerinizi ayırabiliyor musunuz sen? Uzaksın. Uzaksın. Sevdiğim de...
dediğin adamın abisinden gözünü alamayan bir ahlaksızsın sen. Anlamıyorum. Sermaye diye verdiği parayı almadım. Sinan'la ikisi mekan kiraladı ama kirayı biliyorum. Kazandığı tüm parayı kiraya yatırmış olamaz yani, mümkün değil. Başka bir yere harcadı demek ki. Yani olur ya, öyle sonradan görme demek istemiyorum ama bir anda maddi durumu değişince fazla açıldı demek ki. Evet, bu ev biraz fazlaydı ama gerekli sebepleri vardı. Yani öyle parayı buldum, açılayım diyecek bir tip değil. Okey, tamam. Geri aldım. Yani zaten öyle bir kız olsaydı sen de bu halde olmazdın değil mi? Benim konuşmam lazım. Ya buradan giderse hayat sana daha kolay olmayacak mı? Ne? Yanlış mı? Ya bırak gitsin. Gözünün önünde, burnunun dibinde olmasın. He. Arkana yaslan, kendi saçmalıkların yüzünden evsiz kalmasını izle diyorsun. Ya bırak da bunu Sinan dert etsin. Kurtar kendini diyorum sadece. Sen buzdolabına geri dön. Oyununu oyna. Daha fazla kurcalama. Ben üstümü değiştirip çıkıyorum. Geç kalmış. Düşündüğümden de geç kalmış. Hazan? Ne unuttun bakalım? Size de günaydın. Soruyu anlamadım ben. Ne unutmuşum? Asansöre doğru yürüyordun. Bir anda geri döndün. Evde bir şey unuttun sandım. Ha. Çok mantıklı. Ben telefonumu unutmuştum. Ah, telefon buradaymış, unutmamışım meğer. Ben de bir an kaçıyorsun sandım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Tutmasaydım kaçıyordum. Anlamadım, pardon ya. Neyden kaçıyormuşum ben? Acelem varmış gibiydi. Gibisi fazla. Hala acelem var. Samimi soruyorum, ne yapmaya çalışıyorsun? Amacın ne? Yakala body. Sadece yakala. Farah. Oyunu benim kurallarımla oynayalım. Anlaştık mı? Hı hı. Söz ver. Söz. Benim kurallarıma göre oynuyoruz Badi. Buraya boşuna gelmedim. Kaçıyorsam kaçıyorum ya. Sana hesap mı vereceğim ben? Hazan Hanım. Yağız Bey'le konuştum. Ya sabah sabah ne Yağız Bey, lütfen ama ya. Hazan. Sen gerçekten kaçıyorsun. Çok pardon. Benim Hazan Hanım'ın ev sahibine ulaşmam gerekiyor. Hazan! Hazan! Hazan dur! Dursana! Ne böyle ya? Hazan!
gerçekten sıkmaya başladı. Sürekli suratıma telefon kapatmandan bıktım artık. Böyle benim babam büyük adam, cesur adam diye saçmalayıp arkamı dönüp gidemezsin sen bana. Sana son kez birlikte hareket etmemiz gerektiğini hatırlatmak zorundayım. Birlikte. Ve eğer canımı sıkarsan son kez. Sürekli suratıma telefon kapatmandan bıktım artık. Böyle benim babam büyük adam, cesur adam diye saçmalayıp arkamı dönüp gidemezsin sen bana. Sana son kez birlikte hareket etmemiz gerektiğini hatırlatmak zorundayım. Birlikte. Ve eğer canımı sıkarsan son kez. Allah'ın belası. Bir nefes aldır be. Bir nefes aldır. Çekmeyin. Çekemezsin. Siz gidin. Yılın babasını. Yok yok. 100 yılın babasını. İzle. Ağzına yemeni çekin. Sabahtan akşama kadar bu rezilliğini, bu sefilliğini izle. Nasıl sefil, nasıl adi bir yaratık olduğunu izle. Doktora gidiyoruz ya canım. Şimdi sen yeni böyle sesten çıkartacaksın. Ona bir şeyler anlatmaya çalışacaksın. Tamam mı tatlım? Hiç heyecanlanmana gerek yok. Yalnız bir dakika. Ben telefonu unutmuşum, geleceğim. Bekle beni burada. Tamam. Thank you.
Sen şimdi bana üzün ve ağlama mı diyorsun? Ama ben kötülük yaptım. O masallardaki kötü canavarım ben. Sen kötü biri değilsin mi diyorsun şimdi sen bana? Haklısın ufaklık. Ben kötü biri değilim. Ya şimdi ya da hiçbir zaman. Yıkanlı katil. Taktı kafayı, taktı. Bana da taktı, kızlarıma da taktı. Sinan Efendi. Efendiler kovalasın seni. Sen sardın bunu başımıza, sen! Sen bela ettin bunu başımıza. Öyle bir parmakla Fazilet'in şerrinden kurtulacağım mı zannediyorsun sen Sinan Efendi? Ha? Nermin, arabayı hazırladılar mı? Nermin! Nermin, sana diyorum! Arabayı hazırladılar mı diye bilmek ne büyük zevk değil mi? Bana bak, zaten canım burnumda. Benim asabımı bozma. O kuyruğundan tuttuğum gibi duvara duvara yapıştırıveririm kafana. Sen farkında değilsin, senin canın burnunda değil, burnundan damlıyor. Sen hayırdır, elinde ateşe nereyi tutuşturmaya gidiyorsun böyle? Zaten harlıyım. Ayağımın altında dolanma diyorum sana, dolanma! Yakarım kuyruğunu. O zaman nereye gidiyorsun, biz kendimiz öğrenelim. Buyurun Yasemin Hanım. Serdar'ı bir ara sor bakalım. Yanındakine belli etmesin, nereye gidiyorlarmış öyle. Hemen. Serdar, Fazilet Hanım'a belli etme. Ne tarafa gidiyorsunuz? Tamam. Sinan Beylerin şirketine gidiyorlarmış Yasemin Hanım. Tamam, kolay gelsin. Teşekkürler. Alo. İşine yarar mı bilmiyorum. Ama varoş kuryeci sizin oraya geliyor. Güzel. Gelsin bakalım. Geleceği varsa göreceği de var. Bakalım kozun nereye sakladın Fazilet Hanım? Hasan. Yok artık. Pardon da sen beni mi takip ediyorsun acaba? Benden kaçtığın için seni takip ediyor olabilir miyim? Ne bu ya? Günün sözü mü?
Herkes kaçıyorsun, kaçıyorsun diyor. Hem sen her kaçanı kovalıyor musun Yağız? Allah Allah, sabah sabah ya. Kaçana verecek bir müjdem varsa kovalarım. Ev sahibi sana kirayı ödemediğin için ihtar çekmiş. Sen ne zamandır kiranı ödeyemeyecek haldesin? Yazıyordur orada. Hazan lütfen saçmalama bak. Takip ettiğim için değil, senin patronun olduğum için cebine giren parayı biliyorum. Ve ortağım olduğun için de cebinden çıkan parayı biliyorum. Yani ne yaptın? Bütün o kazandığın parayı nereye harcadın? Endişeleniyorum. Ah Hazan, bakın çocuklar kim gelmiş? Nasılsınız bakalım? Nasılsınız? İyiyiz, çok iyi. Annem sana her gün dua ediyor Hazan abla. Ödevlerimi bilgisayarda yapabiliyorum artık. Aferin sana ama bak bana söz verdi, pek iyi alacaksın, tamam mı? Ben. Hazan abla, babaannem o fırınla sana kurabiye yapacakmış. Bizim borçlarımızı kapatmasa haciz diye biri gelecekmiş bize. Haciz de kimse, bize de gelecekti neredeyse. Hızır gibi yetişti Hazan ablan dedi benim annem. Babamın bütün borçlarını sen kapatmışsın abla. Tamam abartmayın siz de ya. Aman kim abartıyor? Şuna bak bir de yüzü kızardı. Bütün mahalle sana duacı be kızım. Kaç aydır kaç ocağı tutturuyorsun sen ya. Allah sana daha çok versin inşallah canım benim. E hadi çocuklar siz düşünmeyin hadi hadi. Selam söyleyin. Selam. Kusura bakmayın, ben sizi fark etmedim. Beraber geldiniz herhalde. Buyurun bir çayımı için. Yok yok. Ben başka bir şey için geldim Minnaz abla. Ha canım. Hasefe ablanın evi kiralamış. Ben o evi kiralamaya geldim. Kurabiyeler iyi, kek de tamam. Bunlar güzel ama kekin sunumu değişmesi gerekiyor. Ne kaldı? Börek, narin, çıtır çıtır olması gerekiyor. Bak hata hata istemiyorum. Bu ilk misafirlik benim için çok önemli. Aşk olsun Selin Hanım. Kayınvalideniz misafir gelecek. Ben ona çıtır çıtır börek yapmaz mıyım? Güzel. Ya bir şeyler eksik ya. Tatlı bir şeyler vermiyor. Bu eksikti ya. Yeterli Selin. İyi. Annen yok mu? Senin hala benim annemle ne işin var? Kayınvalidem geliyor. Duydum. Duymasan şaşırırdım zaten. Annene seni sıkı tutmasını söyleyecektim. Benim senin kayınvalidenle bir işim yok. Güzel. Çünkü biliyor musun sana bir sır vereceğim. Bundan sonra kayınvalidemi daha sıkı göreceksin. Ne ima ediyorsun sen? Bana bak, bunun altında ne var söyleyeceksin hemen. Aman dikkat et. Karnında... Bir daha o kelimeyi kullanırsan. Neden? Yanlış bir şey mi söylüyordun? Yani babası babam olmadığını göre ne oluyor? Teknik olarak ne oluyor? Çocuğun babası Azim Bey değil. Yaktım şimdi canını Fazilet. Hiç
Serdar Efendi, sen ne dolandırıp duruyorsun beni Allah aşkına ya? İstanbul turumu attırıyorsun sen bana. Allah Allah. Hadi çabuk. Trafiğe takılmayayım dedim. Geldik şurası. Görelim bakalım bu şirket neymiş, neye benziyormuş. Bir ziyaret edelim. Mahallede baktığın ev tutuldu diye mi bu surat? Dert değil. Başka ev bulurum. Tamam, şimdi eve gidiyoruz ve ev sahibini arıyoruz ve bu sorunu hallediyoruz. Merak etme. Bu arada mahallene yardım ediyor olman çok... çok senlik. Ama işte yardım ederken de yardıma muhtaç kalman. Kim neye muhtaç ya? Ben hiçbir şeye muhtaç değilim. Tamam, sakin ol. Sakin falan olmuyorum ya. Ne sakini ya? Nereden bindiysem zaten arabana. Kendim giderim dedin, dinlemedin. Gelmiş burada yardım edebiyatı yapıyorsun bana. Hasan. Bir saniye. Sen iyi misin? Ha? Benimle ilgili bir sorunun mu var bilmem gereken? Tamam mı? Ya ben evsiz kaldıysam sana ne? Ben senden yardım istedim mi? Ben başımın çaresine bakarım, tamam mı? Seni ilgilendiren bir konu değil bu. Hazan. Sen benim kankam değil miydin? Hani biz bir anda fark etmeden kanka olmuştuk. Kankam evsiz kalırken ben de arkama yaslanacak değilim. Ev sahibini arayıp... Tamam. Ben arayacağım, ben konuşacağım. Lütfen. Tamam mı? Tamam, sen ara. Şu ihtarını al da avukatla konuştuğun zaman neyin ne olduğunu bilirsin en azından. Hazan. Ay tamam Yaz ya. Bir sus ya. Gerçekten bir sus ya. Ne de diyorsun?